İki güvercin. Bir zamanlar can ciğer iki dost güvercin varmış. Bunlar aynı zamanda doğup büyümüşler, çocukluklarını beraberce yaşamışlar. En güzel oyunları oynamışlar, yıllarca içtikleri su bile ayrı gitmemiş. Bir gün güvercinlerden biri hep aynı yerleri görmekten bıkmış, canı sıkılmaya başlamış, başka ülkelere gitmeye karar vermiş. Arkadaşı, ''Niçin başka yerlere gitmek istiyorsun? Çok güzel bir yurdumuz var. Gökyüzü masmavi, tarlalar yemyeşil. Ayrılık çok zor, beni bırakıp gitme. Tabii sana göre hava hoş, yeni memleketler göreceksin. Yeni yeni güvercinler tanıyacaksın. Peki ben ne yapacağım? Ben senin ayrılığına dayanamam. Hem tek başına yapacağın yolculuğu kolay bir iş sanma. Karşılaşacağın güçlükleri ve yaşayacağın tehlikeleri düşün. Acele etme, hiç değilse baharı bekle. Bu karda kışta ne yapacaksın? Hep aklıma kötü şeyler geliyor. Yırtıcı kuşlar var, onlar sana zarar verebilir. Dışarıda yağmur yağsa ne hallere düşersin? Yiyecek, yatacak yer bulabilir misin?" demiş. Bu sözler üzerine başında kavak yelleri esen güvercin biraz düşünmüş. Çok tasalanmış, kalbi sızlamış. Ama o bir kere karar vermiş, gitmezse içi rahat etmezmiş. "Üzülme, sakın ağlama, çabuk dönerim. En çok 3 gün gezerim ve sonra geri dönerim. Gördüklerimi sana anlatırım, sen de gezmiş gibi olursun. Kim bilir sana ne ilginç şeyler anlatacağım. Gün boyu beni dinlemek ne kadar hoşuna gidecek. Gezmeyenin, dünyayı görmeyenin anlatacağı bir şeyi olmaz." demiş. İki güvercin üzüntülü bir şekilde vedalaşmışlar. Yolcu güvercin havalanmış ve gökyüzünde uçmaya başlamış. Gökyüzünde süzülmüş, dağları ve taşları aşmış. Bir süre sonra önüne kara bir bulut çıkmış. Güvercin, "Eyvah, ben şimdi ne yapacağım? Her an yolumu kaybedebilirim." demiş. Hemen kendine bir sığınak aramış, alçalmaya başlamış. Bir ağaç bulup oraya sığınmış ama fırtına güvercini orada da yakalamış. Sağanak yağmur onu epeyce ıslatmış. Bir süre sonra hava açılmış, güneş çıkmış. Güvercin yağmurdan sırılsıklam olan kanatlarını kurutmak için uçmaya başlamış. Kanatları kurudukça daha rahat uçmuş. Aşağıda ıssız bir tarla görmüş. Biraz da yorulduğunu hissederek tarlaya inmeye karar vermiş. Güvercin tarlaya inmek için alçalmaya başlamış. Bakmış ki yerde buğday taneleri var. Bir güvercin de sakin sakin orada yemleniyormuş. Gezgin güvercin, "Aman ne güzel, bir arkadaştan ayrıldım ama yeni bir arkadaş buldum." demiş. Yerdeki güvercinin yanına konar konmaz tuzağa düştüğünü anlamış. Meğer buğday taneleri tuzağı örtmüş. Tuzağın içindeki güvercin de ayaklarından bağlıymış. O da tuzağın bir parçasıymış. Buğday tanelerinin altında tuzak ilmikleri varmış. Neyse ki ipler eskimiş, güvercin zorla da olsa onları gagasıyla koparmış. Tabii ki bu sırada epeyce yorulmuş. Üzerindeki ip parçalarıyla gökyüzünde uçmaya başlamış. Henüz ipleri üzerinden atmaya fırsat bile bulamamış. Zavallı güvercini bir şahin görmüş. Güvercin, "İşte şimdi mahvoldum. Bu şahinden kurtuluş yok." demiş. Bu sırada bulutların arasından bir kartal süzülmeye ve aşağı doğru inmeye başlamış. İki yırtıcı kuş güvercini tutup yemek için kavga etmeye başlamışlar. Bunu fırsat bilen güvercin can korkusuyla oradan kaçıp bir kulübenin çatısına konmuş. Gezgin güvercin çatıda bir süre dinlenmiş. Sıkıntılarının bittiğini düşünmeye başlamış. Güvercin çatıda dinlenirken elinde sapanıyla yaramaz bir çocuk çıkıp gelmiş. Çocuk güvercine sapanla taş atmaya başlamış. Taşlardan bazıları güvercine isabet etmiş. Zavallı güvercinin kanadı yaralanmış. Güvercin canını dişine takmış ve oradan da uzaklaşmış. Hem uçuyor hem de kanadının acısıyla kıvranıyormuş. Güvercin ormanın içinde bir süre dinlenmiş. Acısı biraz azalınca tekrar hareket etmiş.
daha başka sıkıntılar yaşamamak için evine dönmeye karar vermiş. Uzun bir yolculuktan sonra evine dönebilmiş. Dostu gezgin güvercini sevinçle karşılamış. Hemen yarasını temizleyip karnını doyurmuş. Gezgin güvercin gezip gördüğü yerlerde yaşadıklarını arkadaşına anlatmış. Fakat bir daha tek başına uzaklara gitmemeye karar vermiş. Ama hep birlikte böyle bir yolculuk yapabileceklerini dostu olan güvercine söylemiş.